Ordu Ticaret Borsası'nda, DOKA destekli fındık sektöründe kümelenme ve ortak marka yaratma kültürünün geliştirilmesi projesi gerçekleştirildi. Öğretim görevlisi Mehmet Kocaman tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Proje uygulama programına Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın ve üyeler katıldı. Sunum öncesi konuşma yapan Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, geleneksel yöntemlerle mal ve hizmet üreterek rekabet etmeye çalışan ve çoğu aile işletmesi olan sektör için kurumsallaşma haritası kümeleme modelidir dedi. Geleneksel yöntemlerle mal ve hizmet üreterek rekabet etmeye çalışan ve çoğu aile işletmesi olan sektör için kurumsallaşma haritası kümeleme modelidir. İlimizin üretim, ticaret ve sanayi deseni malumunuz olduğu üzere kıymetli katılımcılarımız fındıktır. Biz bu durumu hiçbir zaman bir dezavantaj olarak görmedik. Fındığın ana ve yan, mamul yarı mamul olarak kullandığı sektörlerin genel olarak işlem hacmi yaklaşık 100 milyar dolar civarında. 2,5 milyar dolarlık ihracat geliri elde etmektedir. Yani bu muazzam kasadan aldığımız pay ise %2,5'tür. Tıpkı üretimde %170'lik avantajlı olduğu gibi pazarlamada da bu oranda pay alır olmak gibi bir yüzüne sahip olmalıyız. İşte bu vizyon kapsamında kümelenme, teknopark gibi örgütsel yapılar şarttır. Bu şartların yerine getirilmesi, ortak marka yaratılması gibi muazzam bir sonuç ortaya çıkacaktır. Değerli misafirlerimiz, rekabet kaliteyi artırır. Bu anlayış içinde disiplin olmuş, denetlenen, denetlenebilen, birbirini kontrol eden, piyasa ekonomisi realitesine uygun davranan ve aksiyonlar alan bir kurum içindeki rekabet ortamında pastadan alınan pay da artacaktır. Kümelenme modeli geleneksel alışagelmiş ve katma değer düşük üretim yerine endüstriyel ve entegre yöntemlerle yüksek katma değerli ve marka değeri olan mal ve hizmet üretmeyi hedefleyip sürdürülebilir kılar. İşte bu ortamda tam rekabet şartları örgütlenirken pazardan alınacak pay da artacaktır. Biz artık bu iş bizde olmaz diyen ataletten kurtulup bu iş bizde nasıl olur, bu iş bizde de olur vizyonuna geçmek durumundayız. Geçmişin fasit döngü alışkanlıklarını devam ettirerek büyüme ve kalkınma olmayacağı ortadadır kıymetli katılımcılar. İşte bugün startını verdiğimiz böylesi projeler geçmişin fasit döngüsünü kırıp vizyoner işletmecilik ve kurumsallaşma yolunda farkındalık yaratacaktır. Ben sözlerime burada son verip mikrofonu işin uzmanına bırakırken katılımınız için bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belli alanlarda uzmanlaşmaktan geçiyor. İşte ya da buradaki başka bir üretim yapan firmayı bu kümelenmenin genel mantığının dışına çıkmış olursunuz. Kümelenme bir doğal oluşum olmaktan çıkar,